Evet, aa, bilgisayarın içerisindeki e, özellikleri, parçaların özelliklerini nasıl öğrenirsiniz? Arkadaşlar bu m en başta şöyle bakalım olaya. Bilgisayar açılmıyor falan, BIOS'tan da görmek istiyorsunuz. Bir şekilde özelliklerini öğrenmek istediğiniz bilgisayarın BIOS'una girip BIOS menüsünde biraz gezerek zaten heps çoğu BIOS'un e, ilk gözüken ana sayfası gibi olan kısmında işlemcinin ismini Remin özelliklerini hızını falan değilse bile en azından yüklü olan miktarı işte mesela 16 GB ise 16.000 MB falan gibisinden bir şekilde gösterir. İşlemci ismini gösterir. İşte anakartın marka modelini gösterir. Biraz daha kur kurcalarsanız diskle alakalı, kurulumla, bot etmeyle alakalı kısımları üstünde takılı olan diskleri görürsünüz. Tabi BIOS'tan görmek istiyorsanız laptop veya işte masaüstü bilgisayar. Ee, bir e, işletim sistemi kuruluysa içerisinde bir Windows işletim sistemi kuruluysa e, Linux bilmem Apple falan onlarla ilgili değil. E, ben Win, Windows'u anlatıyorum. Ee, Windows'un içinde siz bilgisayarın parçalarının özelliklerini öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar e, Windows'un içine gömülü şey var. Ben e, Portlamlarla, e, harici portlamlarla uğraşmak istemem derseniz DxDiag diye bir şey var. Bunu o sol altındaki Windows'un, e, Windows 11'de nasıl açılıyor onu bilmiyorum. Ben daha geçmedim Windows 11'e. 10-10'a On, kadarı böyleydi. E, ondan sonrasına aklım yetmez. E, sol alt kısımda e, Ara Çalıştır falan diye bir yer var. Oradan DxDiag yazıp onu başlatabilirsiniz. Hani ana şey çok ayrıntılı detaylı değilse bile anakartın ismini, işlemcinin ismini, yüklü RAM miktarını ve ekran kartının ismini falan gösterir. Ekran kartı birden fazla varsa hem APO bir işlemciye sahipseniz, masaüstü olabilir, laptop da olabilir. Laptopta işte paylaşımlı ve paylaşımsız ekran kartları falan diye tanıtılar onları. Öyle bir şeyler varsa o DirectX diag'ta ekran ve ekran 2 falan diye gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, disk görmek içinse ben şeyi öneririm arkadaşlar bilgisayara gelip e, sağ tıklayıp yönet vardı e, onu tıklayıp açın oradan bir bilgisayar yönetimi diye bir şey gelecek o kısımdan aygıt yönetisini tıklayın oradan e, disk e, neydi ya disk yönetimi vardı galiba Heh, disk sürücüler mi yok. Depolama neydi ya ben bak ben de unuttum ha. Milleti öğretmeye çalışıyorum kendim unuttum. Ha yok be aygıt yönetimi değil disk yönetimi vardı evet. Disk yönetimine gelip arkadaşlar bilgisayarda SSD, MSD, hard disk hatta e, flash bellekleri de gösteriyordu galiba. Disk yönetiminden çok güzel bir şekilde e, kurulu takılı diskleri ve o disklerin bölünmüş ya parçalarını da gösterir size. Ee, tam bir disklerle ilgili ayrıntılı bir diskler ile ilgili ayrıntılı bir bilgi alırsınız. Hatta yeni aldığınız harici disk SSD veya hard diski de taktığınızda onların formatlanması falan lazım ee, saf halde oldukları için, ee, hiç kullanılmadıkları için. Onları bilgisayar görmez. Alır bir e, şok olursunuz bir an. Aa bilgisayar görmüyor. Bozuk bir şey mi aldım ben falan diye korkarsınız. Ee, çoğu insan en az bu, bu duyguyu bir kere yaşamıştır herhalde yeni hard disk falan aldığında. Bu dediğim disk yöneticinin disk yönetimini açtığınızda orada o formatlanmamış şekilde gözükür. Mesela işte harici disk alırsın hiç kullanılmamış takarsın gözükmez. Şeye girersin buradan gözükür sana buradan bir de buna bir format at istersen bunu kullanmaya başlar. İşlemci işlemci anakart RAM ve ekran kartı ile ilgili daha da bir ayrıntılı bir şekilde bilgi almak istediğinizde arkadaşlar Cupuz ve Gupuz diye iki portlan var. İnternette hemen böyle 1 MB, 2 MB falan anında tıkla şak diye iner bir o bilgisayara. Anında bilgisayar özelliklerini size gösterir. Cupuz işlemci, anakart ve RAM ile ilgili bayağı ayrıntılı bilgiler verir. CPU Z böyle yazacaksınız. Ee, ekran kartında galiba bir ismini falan belir. Onu da çıkarıyor ortaya. Sadece bir ismini falan gösteriyordu galiba. Ama ekran kartında böyle ayrıntılı özelliklerini görmek istiyorsanız bu defa da Gupuz. GPU-Z bunu indirip de kurun o bilgisayara ve hemen özellikleri gözünüzün önünde anında serilir. E, takılı ekran kartının sürücüsü eğer kurulu değilse görmeyebilir ama şey olarak görür. Bu da var cepte der mesela bir apu bir şeydir. İşte Intel ya da AMD'nin falan içindeki e, GUP'u çalışıyordur. Onu da görür diğerini de görür. Ya da laptoptur mesela cevabına paylaşım ekran kartında paylaşımsız harcı olarak takılmış olan GUP'u da görür. Ee, nasıl görür işte o e, grupuzun da arkadaşlar tam size göstereyim hatta bir saniye. Ha tam şu şu kısımda arkadaşlar alt kısımda o tıklanabilir, açılabilir bir penceresi var grupuzun ee, oraya tıklarsanız birden fazla gupuyu o an görüyorsa sürücüsü kurulu olmasa bile bu size gösterir ayrıntılı bir şekilde. Sürücüsü kurulu değilse yine ismini gösterir. Ne olduğunu anlarsınız. Ama belki özelliklerini tam algılayamaz sürücüsü kurulu olmadığı için ama yine görür. Ama işte mesela ekran kartının sürücüsü kurulu falan da tam çalışıyorsa harici görmeyebilir şey pardon dahili şeyin içindeki işlemcinin özelliği, APU özelliğini görmeyebilir. Buradan mesela bir laptop'a bakıyorsunuz işte buradan ekran kartının özelliklerini gördünüz ama işlemcinin içinde de var onu göremiyorsunuz. Onun için de işlemcinin ismini arkadaşlar internete yazıp e Apu ise e, birleşik bir all-in-one işlemci ise yani hem ekran kartı gibi olabiliyor hem ekran şeyi falan çalıştırıyor. O özelliklerini araştırmak için yazarsınız internete. İşte Intel'in bilmem ne işlemcisi Apu olabiliyormuş, Apu özelliği varmış falan filan. Kendi Intel'in kendi sayfasından bakıp e, ismini alırsınız. UHD 650-630 falan filan öyle isimleri vardı en son hatırladığım kadarıyla Intel'in. İşte AMD'de, AMD Vega 8, Vega 10, Vega 7, Vega 5 falan öyle bir şeyler vardı. Mesela işte Vega 10 e, grupusu varmış işlemcinin içinde. Vega 10 nasıldır? İşte e, RAM, RAM'le mehazesi ve gigabaytı önemlidir RAM'in o e, APU işlemcilerin ekran kartı özelliği açısından. Diyelim işte Ryzen 5 bilmem ne zarsut bir işlemci aldın, içinde Vega 8 varmış, Vega 10 varmış, Vega 10 diyelim işte. Yazarsın internete işte nedir? 30 GB DDR5 var. işte bilmem ne 6000 MHz. Bunun 6000 MHz DDR5 performansı nasıldır falan bir internetten araştırabilirsiniz. Evet bilgisayar özellikleri böyle ortaya çıkar. Kulaklık işte USB'den taktığın gamepad'ıydı bilmem neydi böyle mikrofondu carttı bir sürü ne derler çevre birimleri bunlar da o en başta söylediğim bilgisayara sağ tıklıyorsun yönete tıklıyorsun Oradan gelen şeyde aygıt yöneticisi olacaktı. Oraya tıklarsanız orada onlar listeleniyor bilgisayara takılı zamazingolar. Sürücüsü falan kurulu olmadığı için düzgün çalışmayan bir şey varsa o da orada e, bilinmeyen aygıt falan diye gözüküyor. Ona sağ tıklayıp bunu güncelleştir, bunu sürücüsünü kur falan filan derseniz sürücüsünü kurup da e, gözükür hale gelecektir. Ya da siz internetten bulup da o cihazın sürücüsünü bulursanız kurur. Evet bu şekilde e, şeylerini, özelliklerini, parça özelliklerini öğrenebilirsiniz arkadaşlar bilgisayarların. E, konuyla ilgili sorularınız olursa e, videonun altına yazın. Zevkle cevaplarım arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olabilmişimdir. Şeyi unutmuşum arkadaşlar. Bunu da ekleyeyim. E, hard disk ya da SSD'nin ömrüne nereden bakarsınız? Sağlık durumuna. E, crystal Disk Info CRY Install e, Disk Info e, ücretsiz bir yazılım. Bu da bununla da özellikle SSD'lerin ömrüne bakmak için çok güzel, çok faydalı bir program. Evet, bu da e, konuya ek. efendim